Şimdi Ali Bey, Mehtap tarafından dolandırıldığınızı Evet, iddia ederek doğru. geldiniz. Mehtap da karşı tarafta bir şeyler söylemeye çalıştı. Ben hiç onunla işte birlikte olmadım, ben onu dolandırmadım, ondan para almadım. İşte bizim hiçbir ilişkimiz olmadı ki diyerekten bir şeyler söyledi. Ne söylemek istiyorsunuz Ali Bey? Şimdi bu bana yalanlar söylüyor. Bütün her şeyde yalan söylüyor. Arkadaş içinde bana yalan söyledi. Dedi ki şunu söyleyeyim. Dedi ki 30 milyar benim dedi Hazire borcum var. Dedim ki anasın 30 milyar. 5 milyar da dedim ona verdim. 35 milyar. Ondan sonra dedi ki Hazire bana ne dedi biliyor musun dedi. Köy içinde odalar var. Kiralık odalar. Odalarda ben dostumla birlikte oluyorum. Gel sen benle baba git birlikte olur. Ama Ne ne odası anneme bu? de Mehtap bana söylüyor. Kendisi bana söylüyor. Hazire ona demiş. Bir dakika, ne odada ne yapalım diyor. Dostumla beraber ilişkiye girmiş orada Hazire. Buna demiş ki Mehtap sen dostunla oraya giderim. Ne anneme de ne abilerime de ben öldürür. Hazire buna demiş. Allah, bu Bunu ne biçim söyleyen şey? Mehtap. Ben bunu söylemedim. Ben Hazire'yi ne tanırım? Sadece telefonda Ali abin ne yapsın bu? Yani Hazire'nin Mehtap sizin eve evlenmek için geldi. benim evime en süfte yalvardı diyorum bak. Yalvardı bana dedi ki ben ne diyor şu yaştayım. Ben dedi yaş farkı aramıyorum. Ben evlenmek istiyorum. Bana bunu söyleyen kendisi. Seyşe şu telefonumda ses kayıt silmesi. Ben burada aslında onu rezil etseydim. Her şeyi bende var idi ama sildim, benim telefonum silindi. Bana açık açık her şeyi söyledi. Ben de dedim ki Mehtap o zaman dedim senin çocuğun da varsa senin çocuğuma ben baharım. Dedi ki Ali dedi benim bir çocuğum var. Ben huzur mutlu var yani. Benim eşim beni aldattı. Tamam dedim. Benim de 3 tane çocuğum var. Mehtap attı mı? Duyuyor bizi. 3 tane dedim çocuğum var. En büyük kızım evli. Bir oğlum var. Dedim. Yani evleneceğiz diye geldi eve. Evet. Evleneceğiz diye birlikte Evet. oldunuz. Evet. Kendisi bana açık açık söyledi bana ki ben evlenmek için geldim bana. Şimdi de burada diyor ki ben evlenmedim. Sen bana dedin ki bana şunu al bunu al ben evleneceğim. Bana bunları niye yaptın? Benim şu çocuğumu niye kandırıyorsun benim çocuğumu? Peki Ali Bey, çocuğu kandırmadan önce, şimdi siz bu kadın evinize geldi. Hemen neden böyle bu kadar çok şey aldınız? Ya benim şimdi benim şu çocuğumu Bunları aynı anda almadınız ama zaten. aynı zaman değil. Top Zaman zaman. şimdi bu altın bileziği küpe müpeyi arada bana dedi ki bak şunu öde dedi. Ben o zaman ablası Gebze'ye geldi. Ben aradı dedi ki Ali dedi ağlıyor. Ablam dedi benim dedi kolyemi çaldı. Annemin verdiği kolye çaldı. Mehtap ablanın hırsı tutma. Vallahi dedi çaldı. Ya Mehtap dedim yapmadım Allah söylüyor. Ondan sonra dedi ki Ali dedi ablama dedi bir suçu daha var. Ne? Ablam dedi kızın öğretmenin birisi oluyor. Bana bunu söyleyen Mehtap. Benim ne haberim olur ki ablası diyor. Siz ne dediniz? Ben dedim Mehtap böyle bir şey olur mu senin ablan? Dedi vallahi Ben bilmem. çok bir şey merak ettim. Çok, yani ilk geldiğinizden beri aklımda bu. Neden böyle çok hep cinsellik konuşuluyor? Yani Ya bunun işi gücü beni kendine çekip de beni buna bağlayıp da benden para hayır, kopartma. böyle mi bağlayacak? Evet. Böyle bağlanıyor mu erkekler? Ya tamam Ama bağlanma sen de bu hep şekilde beraber bağlanmış. olmuşsun Ali Bey. He? Beraber olmuşsun zaten Ya sen de. şeytan oldu benim bana Bir ama dakika. onun şeyi daha değişik. Hayır, nasıl yani? Bana bir söz söyle. Şimdi bir şeyle itham ettiğin için tam anlamaya çalışıyorum. Şimdi sen ilk geldin diyor, bu kadın ilk gün sende kalıyor. Şimdi insan bir düşünün, ilk gün benle bu kadar eve geldi, hemen birlikte oluyorsa bu belki de hani evlenmemem mi lazım falan diye düşünmedi misin? Eserim bana Yoksa geldi. bu Bana şey mi geldi oldu? ben dedim ona ki bak dedim nikah yok. İmam nikah yapalım. Ya dedi her şey dedi imam nikah mı yap işi böyle ilişkiye giriyor. Boş ver imam nikahını. Ben bir düşündüm. Dedim ki ben bunu bak onun günahlarını beni de günah soktu. Allah onun günahları inşallah ki daha beter olur. Benim burada içimde benim çocuğumdan beni karaladı ya. Şu an benim içimde bir his ver. Bir de diyorsun ki bu zorla oldu. Evet şu an ben bana sen şey diyor ya ben yatama geri ya. Metaf yapma dedim ya aynen Ben zorla Hayır, olduğuna yapma inanmıyorum Ali dedikçe Bey bir ya. dakika. Yapma dedikçe Bakmayın. bir dinleyelim hocam. Hocam Peki yani buyurun. yemin ediyorum Allah bırakırsa zorla Tamam. geldi. Tamam Ali Bey Nasıl olabilir zorla ben geldi? Ne düşündüğüm yaptı şey. zorla? Bana dedi ki ben ilişkiye gireyim. Metaf dedim olur mu dedim. Yani çocuğun orada yapıyor. Olmaz dedi. Bu şekilde yapalım dedi. Bana ikisi bir zorlu. Bunun buradaki yalanları her şeyde yalan söylüyor. Her şeyde Hayır, yalan söylüyor. şimdi hayır, hep biz şöyle düşünüyoruz ya, genelde
bir kadını hani hep böyle bildiğimiz için bir kadını bir erkek zorlar ya. Burada sizi bir kadın zorluyor. Evet. Ben çalışıyorum ya, ben işte çalışıyorum. Bak ben çalışırken benim haberim yok, bunun geldiğini haberim. Ben arıyor ki ben geldim diyor. Mehtap ben çalışıyorum, ben mesleğe kaldım. Eğer istemeyen kadın benim evimde ne işi var? Ben onu çağırdım mı? Zorlama, ona sıvam çektim benim evime gel diye. Niye geliyor? Mehtap Hanım. Efendim Esra Hanım. Şimdi tabii Ali Bey'in inandığı bir şey var. Biz de normalde hani bu tarzın tam tersini duyduğumuz için hani sorguluyoruz. Yani diyor beni zorla diyor, benimle birlikte oldu ve beni evlilik yolunda ikna edip bunları aldırdı diyor. Yani bana aslında cinsel, evet burada cinsel şiddet uygulamışsınız siz bu adama. Esra Hanım, kendi söylediklerinden dolayı ben kalkıp onu şey yapmıyorum, yargılamıyorum. Neden yargılamıyorum? Adamın zihniyeti farklı, konuşması farklı. Yani zaten herkes her şeyi görüyor, gördüğü zaman anlıyor. Orada zannediyor ki o, ben oraya çıktım da birilerini kandırıyorum zannediyor. Kimse kimseyi kandıramaz. Ben kimseyi kandırmıyorum ki. Ben burada bak, buraya çıktım. Benim anlama, ben buraya çıktım. Gelsene başıma. Niye gelmiyorsun? Yükselme. Bir şey anlatıyorum. Niye gelmiyorsun? Kaç gündür kendini dinletiyorsun orada. Biraz da benim dinlenmeme müsaade. Mehtap Hanım, siz o eve evlenmek için mi geldiniz? Ya niye evlenmek için gideyim ya? Kim böyle bir şey yapar? Ne için niye evlenmek için gideceğim? Ne için ben eve gitmedim ki Esra Hanım. Ben çocuğunu görmesi için gittim ya. Ben kalkıp direkt evine gideyim de böyle şeyler yapayım da ben bu adama saldırayım da. Siz hiç Ali Bey'in evinde kalmadınız mı? Ben Ali Bey'in evinde kalmadım Esra Hanım. Kalmadım mı? Ya yalan, bak bir dakika. Çarşamba günü geldin. Konuşmaya gelmiş. Durmayın. Çarşamba. Bir cevap versin. Bak, size ay 27'sinde çarşamba günü geldi. Perşembe günü kaldı. Cuma günü kaldı. Cuma günü çekti gitti. Tamam mı? 3 gün evde yattı yani. Evet. Ben dedim buna Mehtap dedim. Bak ben işe gidiyorum. Ben dedim, peki Ali Bey hiç gören olmadı mı konu komşuları orada? Ya komşular ne diyecek? Benim evim ya, kimse bir şey demiyor ki. Ama komşular hep takip ederler öyle. Bekar biri girdi mi evin içine ben falan. Ben komşum bir şey demiyor. Çünkü bunun dedikleri her şeyde yalan yapıyor. Bunun ne biliyor musun? Benim işte çalıştım, tamizatımı aldım ya. O evi sattım bu parada gözü. Kızım benim param bitmez. Senin hayatın biter. Benim param bitmez. Senin hayatın az kalan benden para var. Utanmıyor musun be? Benim çocuğumu kandırdın siz. Benim çocuğumu evine götürdün. Benim çocuğumun parasını çaldın. Benim çocuğumu dövdünüz kız. Mehtap. Yapmadın mı? Efendim Esra Hanım. Mehtap diyor ki Ali Bey'in iddiasına göre 3 gün kaldı diyor. Acaba sen hiç orada kaldın mı yani, bir gece kaldın belki? Esra Hanım, ben aklımı kaybetmedim. Ben ne yaptığımı ne dediğimi de biliyorum. Ben onun gibi kalkıp oraya yalanlar atıp ben söylediği hiçbir şey cevap vermiyorum. Çünkü umursamıyorum, umurumda olmuyor ya. Peki Mehtap Hanım. Çünkü gerçekten çok boş konuşuyor. Hayır şimdi siz tanıyorsunuz. O zaman bu dün de sordum, program bitti. Evet. O zaman bu adamın yatağına kim girdi? Esra Hanım, ben cinsellik için zaten yayına geldim. Ne için geldi ben onu da anlamadım. Bir dolandırdı beni diyor. Dolandırdığına dair hiçbir şey yok. Cinsellik nasıl için yok? Diyor geldi diyor. Nasıl yani yok? Şu karşıda kadar ne? Nasıl yok? Cumhuriyetinde bir erkek sen mi kaldın ya? Ben senin yatağına gireceğim, seni taciz edeceğim. Bir mantık kendisi. Ya yalan söyleme, yalan. Bak yalan söylüyorsun, yalan. Tamam bir tek ben yalan söylüyorum. Doğruları sen söylüyorsun o zaman, öyle mi? Beni senin abana tehdit etti, dedi ki sen dedi böyle şeyler seni öldürtürü dedi. Benim ya dedi kızım bir dakika Dina. Ya bir dakika Dina. Neden savcılığa gitmedin ya sen? Kızımın dedi. Neden gitmedin? Neden abası dedi ki benim ya? Kızımın dedi nişanı var. Ali Bey dedi. Evet. Eğer dedi sen esir alıp. Bir dakika Dina. Dina esir alıp fokuma çıkarsan dedi sen dedi öldürtürüm. Ablası dedi. Melek. Ben kızımın dedi düğünü var. Benim kızım şu an nişanlı. Ondan sonra dedim ki Melek ne diyorsun? Bana 1,5 ay müddet verdi, seni arayacağım. Bu telefon hattını değişti. Ben buna bak fena koydum. Ben buna bütün dökümünü çıkarttım. Bütün aile dökümünü çıkarttım. Neden? Getirsene. Bir dakika. Benden her şeyi sağladı. Bunun adresini nasıl buldun Esra Hanım? Bana dedi ki. Bir dakika Ali Bey. Bir Mehtap Hanım siz de bekleyin. Bir izleyicimiz var sizi tanıyan. Tamam. Konuşmak istiyormuş. Merhabalar. Benden her şeyi sağladı. Merhaba. Televizyonu kapatabilir misiniz? Ses yankılanıyor. Buyurun ne söylemek istersiniz? Tamam. Bak Mehtap 2019'dan beri Ali ile birliktedir.
2019'dan beri. Ve bilezikler, küpeler aldığını ben çok iyi biliyorum. O zaman araları çok iyiydi. Ne yaptıysa Ali hep gelip söylüyordu. Ben kızıyordum Ali'ye. Ev satıldıktan sonra buraya, Halkarı'ya gitti şeye, kiraya, oraya da gitti. Peki ve birlikte olduklarını nereden biliyorsunuz, birlikte olduklarını? Evinde kalan insan birlikte olmaz mı? Ne yapar? Evimde kalan insan, 2-3 gün kalan insan birlikte olmuyor. Gördünüz mü evin içinde? Evin içinde Mehtap'ı gördünüz mü? Hayır, ben görmedim. Ama iyi biliyorum. Ve Ali artık bıktığında kapattı. Hayır, nereden biliyorsunuz onu soruyorum. Bak, Ali benim komşum ve çok iyi diyorum ya, 40 yıldan beri ben tanıyorum onu. Ha, komşunuz. 40 yıldan beri Yeşilova'da, evet. Akrabaları burada, bizim dayısı, kuzenleri, biz burada birlikteyiz. Yani bitişikiz. Bütün Yeşilova tanıyor Ali'yi. Ali çok dürüst, temiz adam. Ona öyle şey atamaz. Kendi pisliğini temizlemek için. Siz Mehtap'ı gördünüz mü hiç? Mehtap'ı gördünüz mü? Gözümle görmedim. Sadece telefonda az bir şey gördüm. Çünkü Ali buradan aramıştı. Bizim evden aramıştı. O da kızdı. Daha sonra bayağı zaman geçtikten sonra Ali telefonunu açmıyormuş, ona beni aradı. Ben ona ödettiririm, nasıl açmaz, benim acele paraya ihtiyacım var diye söylemişti. Mehtap ama sizi ben... aradı. Mehtap sizi aradı, evet. Ali'ye ulaşamıyorum dedi. Evet, çünkü onlar geleceklerdi, göğe bana söylemişti şey. Ben istemiyordum ama göğe geleceklerdi, sonra yani istemedim, gelmediler yani, Ali getirecekti. O zaman iyice araları. Araları tamam, iyiydi bir onunla. Saniye, ben Mehtap ama Hanım'a... Mehtap bunun parasını çok yedi. Çok yedi. Tamam, bir Mehtap Hanım, bu komşuyu hatırladınız mı? Esra Hanım, bu bayanı ben hiç görmedim ki hayatımda. Bir kere bile görmedim. Hatırlamıyorum bile yani. Hayatımda bir kere bile görmedim. Bir kere telefonla... Bir dakika, bir kere telefonla aramışsınız. Evet. Esra Hanım, bu adam, bu kadını ben tanımadığım için... Bu kadını ben tanımadığım için telefon numarasını nereden bileceğim de bu kadını ben ne vasıtayla arayacağım ya? Ali Bey'e ulaşamayınca paraya ihtiyacınız varmış, aramışsınız. Ya çok saçma değil mi Esra Hanım? Bir düşünsenize, hiç hayatında beni görmemiş, benimle hiç muhatap olmamış, kadını hiç tanımıyorum ama ben kadını nasıl arıyorum? Peki. Bir dakika, bir dakika Dina. Sen beni engellediğinde, onun telefonuna seni aradığında sen bana ne dedin? Sen şunu bunu telefonuna beni niye arıyorsun dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin herkesin mi? Herkesin telefonundan beni arıyorsun, beni tehdit ediyorsun, niye şantaj yapıyorsun? Ondan sonra sen evlenmek istemiyorum seninle ben. Sen kimsin, ben kimim ya? Zorla bir insana evlendirilmez, evlenmek için tehdit edilmez. O zaman ben ama o çocuğumu da ne kiledi? Sen kimsin? Senin peşindeyim. Geçeceğim o işleri sen. Aynı anda konuşmayın. Ben bunun peşindeyim. Ben çocuğumu nasıl bekle, ben bunun peşindeyim. Acaba siz Ali Bey'e bir ümit vermiş olabilir misiniz evlilikle ilgili? Esra Hanım, hiçbir ümit vermedim. Ne ümit vereceğim? Ya onu bunu telefona bağlayıp şey yapıyor ki orada. Ne ümit vereceğim? Yani söylediklerinin... Sizin Ali'yle evet. Ne bağlantınız var o zaman? Esra Hanım, hiçbir bağlantım yok. Adam benim zaten ben Ali Bey'le konuşurken, ben Ali Bey'i normal konuştuğumuzda ben ona bütün hayatım, her şeyimi zaten anlattım. Benim evimi de takip etti, gizlice evimi de buldu. Benim ailemi yani olmadı. Ali Bey, Ali Bey size hiç aranızda bir şey olmamasına rağmen takıntılı mı? Çok takıntı yaptı. Bende şeyleri var, mesajları var. Ben sizin ekibinize de attım. Benim evlenmezsem ben şey kendimi intihar edeceğim. Öyle dediniz mi? Benim evlenmezsen kendimi öldürürüm. Ha? Evet, dediniz mi? Mesajları var. Mesajları var. Attım sizin ekibe. Verin ya, yanına. Ben yanıma öldürürüm. Kime dedim? Niye yalan söylüyorsun? Sıkıntı yok Esra Hanım. Bakayım. Mesajları duruyor ya. Bunlar kimin mesajları arkadaşlar? Numarası da duruyor. Numarası da duruyor, mesajları da duruyor. Onun okulan gidip bütün resimlerini göstereceğim. Bana evet, ne evet, kafayı üşüsün. Bak bu annen senin çıktığı yer. Hacer'in annesini göstereceğim bilmem ne. Neden aramıyorsun? Şimdi seni herkes görecek. Yanına gidiyorum. Bölek gözlü mü? Cevap ver çocuğuna, hiç... Ona göndereceğim, oğlunun yanına gideceğim, bu resimleri göstereceğim. Anneni, neyse burada çıplak resimleri var. Siz böyle tehdit ettiniz mi? Ben yapmadım ama yalan söylüyor. Ben bu hay, kimin hay, mesajı yapalım. Ama siz atmışsınız bunu. Hayır, ben ona onları ben ona mesaj atsam ben açıyorum derim ki sana mesaj atıyorum. Bu. Hayır, konuyu dolandırmayın, bu sizin mesaj. Hayır, benim değil ya, benim değil o ya. Benim nerede benim oldu? Kız verdi, bunu siz atmışsınız. Ya ben. Nerede attım ben onu oraya?
İyi bak Ali Bey. İyi hatırla bak, sizin konuşma tarzınıza İyi benziyor bu yazışma. Hani sizin bir değişik bir konuşma tarzı var ya. Bak, mahkemede 108 resmi göstereceğim. Bütün millet görsün. Bunu sen istedin, beni zor duruma getirdin. Zor duruma. 108 resim ne? Ne? Nasıl 108 resim, anlamadım ki. 108 tane fotoğrafını çekmişsiniz. Uygunsuz görüntüler. Hem de saymışsın bir de 108. Ya bak, ben ona yalandan yaptım ki ben senin bu arada resmin var. Siz yaptınız böyle bir bu şey ama. Bu arada dedim resmin bende var. Ben onu korkutmak için, ama o ne yaptı? O ne var yaptı? Var mı resmi? He? Var mı sizde fotoğraf çıplak? Yok, ben vallahi yok. Normal var mı? Vallahi yok, billahi yok. Normal ama mesajı fotoğraf. Siz attınız. He? Mesajı siz attınız. Mesajı ben attım. Yalan yok. Niye güldünüz? Niye gülüyorsunuz? Çünkü bana yalanlar yapıyor. Ama bana... bu da sizin mesaj ya. Ne? Sizin mesaj. Bir dakika. Ama bana bütün yalanlar yaptığı için ben bunu yaptım. Kızdığın için yani. Evet. Kızım ona. Evet. Tamam. Sabah seni iş yerine gideceğim. Her şeyi anlatacağım. Sonra resimleri göstereceğim. Bakalım sen orada çalışabileceğim mi? Dedim. Doğru. O ne dedim ona? Söyledim. Ben durmadan söyledim ona. Ben çekinmem, söyledim ona. Söyledim. Hayır. Siz neden kadını şantaj yapıyorsunuz? Ben şantaj yapıyorum. Benim evime gelip de beni çocuğumu kandırıp da benim paramı yiyip de giden kadına ben her şeyi yaparım. Şu anda benim çocuğum burada karar aldı. Ben bunun peşindeyim. Bu hayır, ne? Çocuğunuzla ilgili durum ne? Ne kandırdı çocuğunuzu? Ben çocuğuma diyeyim ki Melisa, ben seni alacağım. Eski Emek Kurumu'nda seni alacağım. Ben seni çok seviyorum. Böyle yapıyorum. Benim çocuğumu kandırıp da benim çocuğumu şedip de ben çocuğumu tarıp da ben çocuğumun parasını yedim. Ama Ali Bey zaten kaç gün gördüğü çocuğu niye alabiliyor Mehtap zaten? Ya Esra Hanım, bunun işi gücü benim paramı yiyip de benim çocuğumu almayacak. Bunun işi gücü yalan. Yalan. Mehtap Hanım, siz Ali Bey'in çocuğuna böyle vaatlerde bulundunuz mu? Evet. Esra Hanım, ben kimsenin çocuğuna öyle vaatlerde bulunmam ya. Diğer mesajları da var ayrıca. Kendimi öldürün benle evlenmezsen nerede falan diyor. Nerede onu da versenize. Onu da evet. Bir veri. Evet. Ali Bey, sen acaba bu kadın geldi seninle birlikte oldu, aşık mı oldun sen? Ya ne aşık olacağım ben ona, aşık olacağım. Ya benim bunu neyin aşık olacağım? Ne bileyim bir şeyin aşık olacağım. Neyin aşık olacağım? Dolandırıcı tek ya. Neyin aşık olacağım? Neyin aşık olacağım? Sadece bana dolandırmayacak ki. Tamam, ama sen o kadar şey almışsın bu kadına, aşık oldun o zaman sen. Vazgeçemiyorsun. Ben çocuğum bak. Arada böyle bir aşık benim, olmazsa evet, çocuğum, bu kadar bak, şey alamazsın. Benim çocuğum için bana dünyayı karartırım. Her şeyi alırım. Ama bana dedi ki Ali, ben senin şu çocuğun, bak genelde açık atıyorum. Senin çocuğunun ben her şeyini şey diyorum. Bana dedi. Ben gene ona en büyüğü yapardım. Ama bu ne etti? Bana diyor ki. Ali Bey bak, şimdi senin zoruna şu gitmiş. Sana para harcattı. Hep erkeklerin zoruna bu gider. Sana paraları harcattı gitti ya. Evet doğru. Bütün bana paraları senin. Harcattı gitti. Evet. Bu zoruna gitmiş senin yani. Ama yalan bak Esra Hanım, yalan da söylüyor. Ama yalan belki kadın sonradan vazgeçti evlenmekten. Tamam da o zaman niye bana mesela dedim ben benim o da paramı yiyor bana. Neden yapıyor? Hayır, başta sana belki başta sevdi, sonra vazgeçti kadın. Şu anda çalıştığı iş yeri kırma fabrikasında bir tane çocuk var. Samsonlu, o çocuğun evlenen çocuğun sevgilisinin iki tane çocuğu çıktı. Bana diyor ki ben çocuk tanımam. Ben ne tane çocuğu? Bana diyor ki şu anda kırma fabrikasında çalışan çocuk var diye. Samsonlu, bu çocuğun sevgilisinin iki tane çocuğu çıktı. Annesi kabul etmiyor. Tamam dedim, olabilir. Ondan sonra düşündü. Ben de dedim demek ki beni tehdit değil ki. Bana para verirse ben bu çocuğa dönerim. O demeyi getiriyor bana. Ama yok, bundan böyle çıkmaz. Ben çocuğu net... Tamam, bana niye söylüyor? Ben çocuğu net tanıyorum. Ali Bey, ben size analiz ettiğimde... Tanımıyorum ki. Bak, bu kadın sizin eve gelmiş. Siz bu kadını beğenmişsiniz. Birliktelikte yaşadıkça bağlanmışsınız. Sonrasında paralar harcamışsınız ama kadın belki önceden planlı ya da sonrasında vazgeçmiş. Siz de bunu şöyle çok bakmışsınız. Bak, bana diyor ki okula kapasın geleceğim. Bak bir de Kur'an el bastı. Kur'an el basmaz ama. Sizin okula... oyalamış geleceğim diye. Okula kapasın geleceğim. Okula kapandı. Mehtap ne oldu? Ben diş yaptırım geleceğim. Dişe de dedi ki 30 milyar babam verdi. 40 milyar sen ver. 40 milyar para verdim. Dişleri yaptırdı. Mehtap Hanım,
Efendim, benim dediklerimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki Ali Bey hani size aşık oldu. Sonrasında bu paraları hani harcadı ama sonra diyelim siz vazgeçtiniz evlilikten, zoruna gitti bu. Esra Hanım, Ali Bey bana para harcadıysa ben de diyorum ki çıkartsın ya. Oraya çıkanların hepsinin bir dokümanı olur, bir şey olur, çıkartsın, bir şey çıkartsın, bana kalkıp evime geldin diyor, beraber oldum. Ben de bir aile çocuğuyum ya. Yani bu zulmü eziyet yapmasın ya. Ben de bir aile kızıyım. Bakın Esra Hanım, sen mi aile kızısın, sen mi? Sen ne, ne, sen? Sen gümüş, bak bak, sen gümüş öyle versin kızım, gümüş öyle versin. Yalan söyleme. Esra Hanım, çadaklı istiyorum ya. Bir dakika, bir konuşsun Mehtap Hanım, buyurun. Esra Hanım, takıntılı olduğu o kadar çok belli ki böyle. Devamlı evlenelim mi, benimle evlenmek ister misin? Benim yaşım bu, sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? Devam diyordum ki benim senin aramdaki yaş farkından dolayı bu zaten olmaz. Ben istemiyorum. Bir abi gözüyle, bir dayı gözüyle bana yaklaşıyor. Sonrasında kalkıp beni test ediyor. Benimle evlenmezsen kendimi öldürürüm. O mesajları da verin ya. Adam takıntılı, ruh hastası ya. Peki Mehtap Hanım, size abi olarak mı yaklaştı Ali Bey? Evet, abi olarak, bir dayı olarak yaklaştı. Abi olarak mı? O seni Allah seni büyüdü. Bak bak, bir şey söyleyeyim. Esra Hanım, bir dakika. Acaba bir dakika soracağım Mehtap Hanım. Acaba size ona, abi şey... olarak mı yaklaştınız? Hayır. Bana evet, evleneceğim diye bana yaptın bana. Diyor ki, ya işte sus. Ben beraber oldum. Ya bir insanla beraber olmak bu kadar kolay mı? Hayırdır? Bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada ya, bak yalan söyleme. Sen şurada yalanların üstünde... Yeter ya. Şey ya. Abi bana ne bak, dedi? Bak diyor ki ben hiç birlikte olmadım, onu abi olarak gördüm. Eğer ki bak, eğer ki 58 yaşında 59 yaşına girmeyen nasıl olmayayım? Eğer ki bana bu yaptırmaması bu ne? Bak yemin ediyorum bunu yaptırdı bunu. Ya, 59 yaşına ya. Basmayayım bana bunu yaptırdı. Ya. Bu yalan söylüyor. Ama diyor ki yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Ediyorsun ki hiçbir şey yokmuş gibi yemin ediyor adam ya. Ya bir dakika. Bana bilezikleri aldırdığında gittik de yerce. Ondan sonra adama gittik. Ya senin ya bir dakika dinle. Hayır dinle ama bir dakika. Siz ya bir dinle. Dur, aynı anda konuşmayın. Bir dinle. Ali Bey. Bana dedi ki. Bana dedi yüzük küpü al. Bak Allah sana koştum. Yüzük küpü al dedi bana. Evet. Bilezik al. Git, bana aradı ki gel dedi. Gittim. Kuyumcu dedim yemeğim bir ye, sabah kalktım kuyumcu dedi, kuyumcuya gidi. Gitti kuyumcuya. Dedim usta seçsin, seçti. Adam dedi ki abi dedi, bunu seçtire dedi. 52 milyar 400 milyon para yapıyor. O zamanki para. Yüzük seçti. Yüzük küpe bilecek. İçine, 52 bin TL. 52 milyar 400. Dedim usta. Bak dedim. Ben de o zaman dedim, bir zaman para var da yetmiyor. Dedim usta an sana 2 milyar 400. Biz dedim gidelim bankaya para çekelim. Aha yüzüdür. Gittik köy içinde bankaya. Banka demez ki dedim seçtiğim lafı. Dedi ki bize para yok, veremiyorum. Taksi tuttuk. Gittik tamam, aracıya. Ali Bey çok detayı vermeyi soralım. Bunu hatırladınız mı bilezik küpe alırken? Esra Hanım bana öyle bir şey almadı. Ben bu adamın paralarını da yemedim. Bu adam aslında sözcüğünde de bulundu. Seni Allah amedin kızım Allah. Bir dakika aklıma ne geldi? Ali Bey evet. Şu kuyumcuya gitsek. Hatırlar mı evet, kuyumcu? Evet gittin ya. Bir dakika ben kuyumcuya gittim. Çıkarttın. Bir dakika dinle. Ben kuyumcuya gittim. Adam dedi oraya. Dedi ki abi dedi o burayı devretti. Ben dün gittim oraya. Ben kuyumcuya yerini biliyorum. Tamam nereye gitmiş? Adamın telefonunu versin. Devrettiyse. Ama 2019'da aldık biz o zaman. O zaman aldı. 2019'da aldık o zaman. Adam orayı devretti. Gene takı ama adam orayı devretti. Gitti. 2019'da devretmiş orayı. Yok. 2 sene oldu devredeli. Ben yumurdan çıktım. Doğru oraya gittim. Başka yok mu birlikte gittiğiniz yerler? He? Yok. Bir yer yok ondan var. Sadece telefonu almaya gittik. Mehtap Hanım'ın ablası varmış hattımızda. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun ne söylemek istersiniz? Esra Hanım ben şöyle söyleyeyim. Buradaki adam benim kız kardeşimle görüşmek istediğini söyledi. Ben bir ara Gebze'de oturdum. Aha. Gebze'de oturduğum dönemde biz oturduk çay içtik. Ve bu dedi ki ben dedi kız kardeşimle evlenmek istiyorum dedi. Ben dedim ki sen kaç yaşındasın dedim. O zaman 58 demişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Benim
kız kardeşim kaç yaşında dedim. O zamanlar 25-26, şu anda 30 yaşında anca vardır benim kardeşim. Şu anda işten kendimi dışarı zor attım. Kaç gündür izliyorum. Elim ayağım titriyor. Ben ona dedim ki kesinlikle evlilik mevzusu olamaz. Biz dedim ailecek böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Bu adam nasıl bulduysa bir yerlerden telefon numaralarını bulmuş abimlerin. Abimler kız kardeşimi öldürse ne yapacak? Ben kız kardeşimle şöyle yaptım böyle yaptım. Adam oturup kalkıp yatak odasını bahsediyor. Peki Melek Hanım, size sormak istiyorum. Evet. Mehtap Hanım hiç birliktelik yaşamadı mı Ali Bey'le? Böyle bir söz konusu. Benim kız kardeşim saf ve iyi niyetli. Biz babadan bir, anneden ayrı bir şeyiz. Ama benim öz kardeşimden ileridir. Benim başımın tacıdır. Ben Ali Bey'e bunu yem etmeyeceğim. Tehditler, mesajlar. Kız kardeşim benimle evlenecek. Abisini arayacağım. Kız kardeşim dayısını arayacağım falan. Abilerimin numarasını almış. Abimi arıyor. Ben kız kardeşine şunu yaptım. Evet doğru hocam. Neden? Bir dakika. Bir erkek. Karısıyla sevgilisiyle nişanlısıyla. Melek bir dakika. Ne benim diyor? İkinci karım nerede? Bir dakika tek Melek Hanım. Nerede? Melek Hanım. Sen doğru dedin siz diyorsunuz ki. Melek Hanım. Olsan, Melek Hanım duymuyor beni bir sesi. Şunu söyleyeceğim. Siz diyorsunuz ki birliktelikleri olmadı, olsa bile niye orada anlatıyor? Ali Bey de diyor ki ya Mehtap geldi ilk gün bana diyor birlikte olmak için beni zorladı diyor. Benle zorla birlikte oldu değil mi? Böyle vallahi mi? Billahi Kur'an bana koysun yalan söylüyorum. Bak Kur'an'a yemin ediyorum ya. Ben Kur'an'a yemin ediyorum. Ben bu yaştan sonra ben kalıpta Kur'an'a yemin ediyorum ya. Bunlar yalan söylüyor. Bu bacısının şeyini kapatmaya çalışıyor. Ama bunun bacısının peşindeyim. Bunun bacısına dava söylüyorum. Benim çocuğum burada karaktı. Ben buna dava açacağım. Bu da onun içinde. Bacısı da onun içinde. İkisi de bunun içinde. Bana ne dedi biliyor musun? $90 milyar. Tabii. 15. Ali Bey ablaya şunu soracağım. Melek Hanım, Mehtap Hanım diyor ki ben onu abi olarak gördüm diyor. Ama siz... Öyle diyordu. Sonradan ne oldu? Evlenme vaadine gönderdiği nasıl işi. Nasıl döndü tehdide bu? Tehdide gönderdiği işi. Hayır bunu sadece sonra... Ali tek başına mı döndürdü? Ali ben evlenmek istiyorum dedi. Ben de kız kardeşime sordum. Dedi ki abla evlenme bir işi olamaz dedi. Sadece abi gözüyle bakıyorum dedi. Ben dedi kendisiyle dedi kızı dedi böyle dedi. Benim canım acıdı, içim acıdı dedi. Ben dedi böyle yaptım anladım. Dedi. Anladım bir dakika Melek Hanım. Bak anlatmış ailesine. Bir dakika. Demiş ki ben onu de... abi olarak görüyorum. Hayır bak. Acaba sen yanlış mı anladın? Hayır vallahi bilmiyorum. Bu duvarda beni şahidiler. Gittim Gebze'ye. 10 milyar para çektim bankadan cebime koydum. Ya para konuşmuyor. Bir dakika gittim. Ben diyorum ama ki bir dakika, gittim ilişkiyi oraya. Yanlış mı anladın? Hayır. Rüya mı gördün? Hayır Allah bana konuşsun yok. Allah'ın mı diyeyim yok hayır, ya. Olur mu Allah'ın gece yetişen? Ya şimdi bu kadar ya, ne? Ya yalan ikisi de yalan söylüyor. Beni burada rezil etmek için yapıyor bunları. Hayır ben şimdi bunu sormam lazım. Gümüş bak. Karşı taraf bunlar hayır gibi deyince. Şey ben hani acaba Ali Bey bu kadar ısrarla deyince siz mi düşün belki rüya mı gördünüz gece ya? Hayır ne rüya göreceğim? Ne rüya göreceğim? Hayır ama biz bunu şimdi onların dediğine göre Ali Bey bu kadar kesin konuşuyor. Onlar bu kadar deyince gece ne gördü adam? Madem geldi diyor. Ben bu yaşta sonra kalkıp yalan söyleyeyim ben. Tamam bir kısa aramız var. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi Ali Bey, Mehtap ve ablası bu kadar inkar edince ben de size gerçek mi diye sordum. Bu arada biri hattımızda sizi tanıyan biriymiş. Buyurun. Duyuyor musunuz beni? Alo. Arkadaşlar. Hattımızda değil mi? Tamam tekrar alalım. Mehtap Hanım. Mehtap da hatta değil herhalde. Efendim. Şimdi Ali Bey'e demin reklama giderken şunu sordum. Acaba hani bu kadar ısrarla Mehtap Hanım hiçbir şey yaşamadığını söylüyor. Siz acaba geceleri rüya mı gördünüz dedim. Hayır ne rüya gördünüz? Efendim devamlı şunu söylüyor. Psikolojim bozuk. Ben kendim intihar edeceğim. Hatta bir ara o kadar korktum ki ya acaba bu adam intihar ya, ederse benim yüzümden ya, ne olur diye. Kızım yalan söyleme ya. Esra Hanım. Yalan söylüyorsun sen. Esra Hanım. Yalan söylüyorsun sen Esra. Bir dakika durun. Sen kimsin hiç söyledim senin yüzünden ya?
Ha, sen kimsin? Bir dakika, bir durun. Bir hanımefendi var sizi tanıyan. Ali Bey'i tanıyor. Buyurun. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. İyi yayınlar hanımefendi. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi takip ediyorum. Bu hanımefendinin söylediği her şey yalan. Çünkü Ali Bey'i ailesinden dolayı tanıyorum. Ali Bey 2-3 senedir devamlı ben Mehtap Hanım'la evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Evleneceğiz. Evlenecek. Ocak ayı geliyor. Sonra dişler yaptırılıyor. Sonra bilmem neler oluyor. Ama Mehtap Hanım hiçbir şekilde evliliğe yanaşmıyor. Ama bu arada her hafta sonu Ali Bey gidiyor Gebze'ye. Paraları gidiyor. Siz Mehtap Hanım'la var. Şunu soracağım. Mehtap Hanım'la Ali Bey'i birlikte gördünüz mü? Hayır, hiç görmedim. Şimdi bu niye hiç kimse seni birlikte görmüyor? İki seneye yakındır belki Ali Bey'in anlattıklarından dolayı. Yani buna paralar harcadığını, yani siz Ali Bey'in anlattıklarından Mehtap Hanım'a para harcadığını. Evet, evet, kızıyla bazen beraber gidiyordu Ali Bey. Kızı geldiğinde söylüyordu babam işte o hanımın oğluna, Mehtap ablanın oğluna şunu aldı. Anlatıyordu kızı. Kızı anlatıyordu. Evet, doğru, size. Kızı anlatıyordu. Oğluna şunu aldı. Babam bunu aldı. Ondan sonra ya Ali Bey de istiyordu ki o Mehtap Hanım Ali Bey ile evlensin. Yani evlenmek için aslında evlenme yolunda gittiğini sanıyordu. Çok teşekkür ederiz. Evet. Programımızın zamanı doldu. Çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgilere. Yarın tekrar devam edeceğiz. Yarın saat 13'te görüşmek üzere.